aşırtman takımı çalışıyoruz. Öncelikle alt aşırtmanımızı keseceğiz. Sonra üstü keseceğiz. Kalımızın birini yerleştirdim. Kumaşımızı ikiye katladık. Serdik. Ayarlamasını yapıyoruz. Evet. Kalımızı yerleştirdik. Şimdi kesiyoruz. Yanında çıtlarımız var, çıtlarımızı unutmuyoruz. Ön bedenimiz hazır. Arka bedenimizin kesimini tamamladık. Şimdi üst bedenimize geçiyorum. Cep dolabımızı öbür bedenle beraber alacağız. Kumaşımızın bolluğunu aldık. Evet, kolumuzu diğer parçadan alacağız. Şimdi diğer kolumuzun üst tarafının cep torbasını buradan alabiliyoruz. Bir tanesini bulamadık.
Bu kapsanımız. Diğer cep kapımız. Kesiyorum bedenimizi. Arka bedenimizi kestik, ön bedenimizi kestik. Ön yaka oyuntumuzu oluşturuyorum. Çizmiştim kalınlığını. Kapanımızı kesiyorum. Kapsonumuz hazır. Cep torbalarımız, pantolonumuz hazır. Kolumuzu ayarlayıp buradan kesiyoruz. Ritmini kontrol ettik. Kolumuzu kesip hazırladık. Asma takımımızın üst bedeni, alt bedenin kesimi hazır.
Harman takımımızın dikim işlemine başlıyoruz. Öncelikle ceplerimizi hazırlayacağız. Ceplerimizi çıtlarına yerleştirdim. Bir santim daha dikiyorum. Dönüyorum. Bir daha dikiyorum. Diğer tarafından da işlem yapıyorum. Cep tarafımı yerleştirdim. Atıyorum çapraz. Çeviriyorum. Cep ağzına gazı yapıyorum. Diğer taraftan şekilde yapıyorum. Ceplerimizin karşılığını tutturuyorum. Diğer cebimin karşını tutturuyorum. Ceplerimiz tamam. Paşetmanımızı overlock'ta dikmeye başlıyoruz. Cep torbamızı torbasını dikiyoruz. Cep torbamızı diktikten sonra sağlıklı dış atıyoruz. Arka ağımızı çatacağız. Arka almadan sonra yanlarını çatıyoruz patlatmanımızın. Diğer tarafını da çatıyorum.
Bel lastiğimizi takıyoruz. İşaretlerimiz var. İşaretlerimizi veriyoruz. Ağımıza çatıyoruz. Alta şumağımızın oval işlemini tamamlandı. Alta şumağımızın etek döşemesinin lastik kapatmasını yapıyoruz. Lastik atmasını yaptık. Taşlarını yapıyoruz aynı şekilde. Bir uçtan altına katlıyoruz, bir uçtan dikiyoruz. Diğer paşadan şekilde yapıyoruz. 1.5'tan geriye katlıyoruz. Ve 1.5'tan dikiyoruz bu şekilde. Evet. Paşamızı yaptık bu şekilde. 1.5'tan katladık. Başurman takımızın altını diktik, dikimini bitirdik. Şimdi alt başurmanı dikiliyor, dikiliyoruz. Önce düzeltiyoruz tümü önce. Düzelttik. Sonra ötürüyoruz. Evet. Akıma takımının altı bitmiştir. Aşırman takımımızın üst aşırmanını çalışıyoruz. Önce kapşonun şöyle bir tepetini çatıyoruz. Çattım.
Omurlarımızı satıyoruz. Kollarımızı takıyoruz. Sonra yanlarımızı satıyoruz. Buradan yıkmaç bırakacağız. Yıkmaç denemecimiz var. İkmaç payı bıraktık. Öncelik olarak reçmemize oturduk. Reçmemize kapsonumuzun ağız kısmını 2 cm'den reçme yapıyorum. Sonrasında bedenimi aldım. Bedenimin ete ucundan 2 cm'den tatlayıp reçme yapıyorum tekrardan yine. Kapsiyonumuz tamam, eteklerimizin reçmesi tamam. Bir de kollarımızı yapıyoruz ve bir daha reçmeye gelmiyoruz. Kollarımızı, kol ağzımızı 2 cm'den katlayıp 2 cm'den reçme yapıyoruz. Diğer konumuzu yapalım. Reçmelerimiz tamam. Reçme işlemimiz tamam.
ortadayız. Tansiyonumuzu sakacağız. Kapsiyonumuzun ortasını işaretledik. Burada çıtları var, omuz çıtları. Ön yakadan başlıyoruz. Ön yakayı aldım. Ortasını işaretledim. Kapsiyonumu da bu şekilde üste bindiriyorum. Yakamın içine geçiriyorum. Ön yakamda birleştirip 1 cm üst üste bindiriyorum. Yani yarım cm ucuca isteğe göre. Sonra çıtlara riayet ederek kapşonumu yapıya takıyorum. Kapşonumuzu taktım. Aşman takımında ilk maçlarını yapıyoruz. Overall da hazırlamıştık. İlk maç 5-5 cm aşağıya aşağıdan ilk maç çatım dikişini yapıyoruz. Yaptık. Şimdi ilk maç galasını yapıyoruz. İlk maçı patlıyoruz. 1 cm patlıyoruz. Ve köşeye kadar geliyor. Köşeden sonra karşıya geçeyim. Diğer tarafı yapıyoruz. Bu şekilde. Bir daha bu şekilde yapıyoruz. Karşı tarafı da yaptık bu şeyi. İlmacımızı 1 cm'den katladık. 7 mm'den gazi dikişi yaparak tamamlıyoruz. Buyurun. İlmacımız bu şekilde. Üst aşman takımızın üstünü yapıyoruz. Düzelttik. Burada gördüğünüz gibi yırtmacımız, eteğimiz. Kapşonu var burada. Kollarımızı bırakıyoruz. Diğer kollarımızı bırakıyoruz. Kapşonumuzu tutuyoruz. Kapşonumuzu katlayıp bu şekilde tutuyoruz. Aşman takımımız dikim işlemi tamamlanmıştır. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2.000, 3.000, 4.000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşça kalın.